şeyinde mi? Formunda mı? Çünkü çok güzel. No way, rice. Ton iced tea. Mini vazelin. Çok güzel. Bugün piyasada satılan bütün büyük ürünlerin minik haline bakacağız. Yani büyük yiyeceklerin küçük haline bakacağız. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi bu kız muhtemelen gitmiş bu minik ürünlerden almış. Bu böyle bildiğin hani şey var ya, Kinder sürpriz. Aa, inanmıyorum. Knorr çok güzel. Bunlardan Türkiye'de yok mu ya? Bu sakızdı. Ya, el sabununun Dove'un bebek hali ya. Bebek ürünler. Ve peki onların içinde gerçekten ürün var mı? Şey, soya sosu muydu o? Aa, acaba iç, yani bu sadece böyle süs için mi yoksa içlerinde var mı? Muhtemelen süs için, çünkü o dondurmanın erimeme ihtimali falan yok. Vay be, çok güzeller ya. Bunun koleksiyonu mükemmel yapılmaz mı? Ve sadece acaba her şeyi mi bence küçük ürününü yapmışlar yani? Abi inanmıyorum. Sallama çayın mini, vazelin. Çok güzel. Bunlardan birkaç tanesine sahip olmak isterdim ya. Minik ürünlerin koleksiyonunu yaptığınızı hayal edin yani. TikTok'un böyle ürünleri mi var be? Bakalım içinde ne var? Bir numarayı açacak şimdi. Bu da mini, minik bir şeyler mi var bunun içinde? Ne o be? Alright, looks like we got a plate of rice and a chicken leg piece. Aa. Chicken leg piece, chicken leg piece, chicken leg piece. Kanat şey, but çıktı. Şimdi ne kadar çok minik yiyecek göreceğiz bilmiyorum. Şimdi bu adam ikinci ürünü açacak. Umarım içerisinden müthiş miniklikte bir yiyecek çıkar, ama benim favorim şu ana kadar el sabunuydu ya, ya da yüz sabunuydu bilmiyorum. O ve şey, sallama çay çok ilginç geldi. Bu ne be? Aa, şey, MacBook çıktı. Bu o kadar da tatlı değil ama. Daha tatlı ürünleri görmüştüm de, köpek gerçekten tatlı ama zaten yani köpek bilindik bir figür. Her yerde var yani, şu an herhangi bir mağazaya girseniz minik bir köpek figürü bulabilirsiniz yani. Bakalım şimdi 3. kutuda ne çıkacak? Ben şu 5'i merak ediyorum. 5 ve 6'da acaba ne var? Sonları doğru acaba heyecan yaratacak mı ya? Böyle büyük bir ürün çıkacak mı? Yoksa karışık karışık. Ne çıktı? Spagetti mi o? Ne o? Sosisli spagetti. Aa evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunlar hoş durmuyor. Az önceki el sabunu falan çok güzeldi ya. Onun devamı yok mu burada? Acaba onları izlesek? Bir dakika. Aa evet, o toplardan geldi bak. Bunların içinde herhangi bir şey çıkabiliyor herhalde miniklerinden. Kaç dolar? Fiyatını görebiliyor muyuz acaba? Bir tane aldı. Abi müthiş. Müthiş. Bunların koleksiyonunun çok güzel olur ya. Bir tane istiyorum. Var mı acaba ya? İlkinden ne çıkıyor? Hadi, çok iyi. İkinci de. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hiç görmedim. Mentos güzelmiş ama. O ne ya? O ne be? Lan ne kadar çok bilmediğim ürün var. Aha, bu kesin krem. Şampuan. Ne o ya? Aa. Neden her şey mini bu kadar tatlı ya? Aha, yenilerini almaya gidiyorlar. 6 dolar. Oha. Şimdi bunu Türkiye'de almaya kalksak kaç lira yapıyor? Baya fiyat. Ne çıkacak acaba ya? Çok güzel be. Hem de parçalara bölünüyor böyle. Beklemediğim. Yine krem mi çıktı? Şampuan mı bu? Hiçbir fikrimiz yok şu an ne oldukları hakkında. O ne ya? Lipton Ice Tea. Ne Ice Tea sanasın? Normal sallama çay.
Ya keşke içlerinde ürün olsa. Acaba var mı? Ondan emin değilim de. These are all of Jordan. Yani Lipton'un içinde sallama çayı yoktur herhalde. Minik olsa bile. Ne tuhaf bir ürün ya. Bak, gerçek izlemesi o kadar keyifli ki. Sabaha kadar hani bunların minik versiyonlarını izleyebilirim şu an. Çok merak ediyorum. Her seferinde içinden ne çıkacağım o kadar merak ediyorum ki. Ya sadece yiyecek içecek değil yani kozmetik ürünleri de çıkıyor. Bunda ne çıkacak? Aynısı çıktı az önce bunu gördük. Artık hani 3 kere aldıktan sonra aynısının çıkmama ihtimali zaten yok. O ne? Şeker ve içinde var. Bir dakika. Ürün içinde var mı? Bu ne ya? Yok herhalde ya. Olamaz. Diye düşünüyorum yani. Süstür bu ya. Figür. Figür olması lazım. Aa, alışveriş sepete çıktı lan. Yani o kadar keyifli ki açış anları ve sonraki süreci. Bir de bunları alıp ne yapıyorlar acaba ya? Bu Kinder sürpriz gibi bir şey mi ya? Yoksa bu böyle çok pahalı olan bir yumurta, sürpriz yumurta ve bunları figür niyetine biriktiren insanlar mı alıyor? Çünkü içinden yiyecek içecek bir şey de çıkmıyor. Boş boş açıyorlar. Bu açıdan bana saçma geldi yani. Bari içinden böyle bir sakız, ya bir şey çıksın yani. İlk kutusu açıldı. Ne o? Bir de şeyi merak ediyorum böyle hani nadir çıkan şeyler var mı? Ona mı kasıyorlar? Yoksa böyle hep alıyorlar ve rastgele bir şeyler çıkıyor mu? Çünkü bu adam hiç mutlu gözükmüyor. Şu an çıktın dedi. Diyor ki bu ne biçim ürün? Bok gibi şeyler. Aa! Deodorant çıktı. Çok güzel o. Minik bir deodorant. Orada ne çıktı? Raf. Market rafı. Herhalde şey yapıyorsunuz böyle market kuruyorsunuz onları olarak. Zaten ona verdikleri parayla bildiğin market kurarlar yani. Düşünsene her gün gidip bundan aldığını 6 dolardan. Müthiş. Sonuncuyu alıyor. Parçalayarak aldı lanet. Acaba ne çıkacak içinden? Ağzıyla açıyor ya. Ne çıktı? Yumurta mı o? We got some chili with no beans. What do we got here? A little bacon. Niye gülüyor abi? Ben anlamıyorum. Ama müthiş yani izlemesi. Ketçap. Ketçap mı? Strawberry. Ne ol be? Hiçbirini de göremiyoruz ki. Yine gidiyorlar. Doymadılar anasını. Gerçekten. Aa! Çıkanları alıyorlar. Müthiş YouTube fikri. Got the groceries. Büyüklerini de aldılar çok iyi ya. Keşke Türkiye'de olsa. Düşünsenize böyle minik minik Ülker çikolatalı gofretler falan. No way, rice. Ne o be? Pilav mı? Oh. Bir şey çıktı çok sevindiler ama onu alacaklar herhalde şimdi. Bunlar challenge mı yapıyorlar? Bu ne ya? Oh no, so we got the pink one and we got that one. Büyüklerin alışlarını görmek istiyorum bu arada. Bu ne be? Oh, Barbasol shaving cream. What? Oh my god, you said that. Ne acaba? Birçoğunu bilmiyorum ne olduğunu ya. Pringles mi çıktı? Bu ne be? Abi ne? Yani bu kadar bağırmanın sebebi ne ya? Bu kötü bir şey belli ki beğenmedi. Yükselmedi yani daha doğrusu. Magnum. We're back for more mini brands. No. Keşke şöyle olsa market bunun anlaşmış olsa dese ki içinden çıkan ürünlerin büyüklerini bedava veriyoruz. Ne? 25 dolar mı? Ben 25 dolar gördüm herhalde. İlk 6 dolar değil miydi bu? 25 dolarlık ürün. İlginç gerçekten. Kaç tane var? Abi şunun miniğini yani odamda tutmak istiyorum böyle rafıma falan koyardım. Müthiş tatlı değil mi? Oh my gosh. Ne?
Zaten bu herhalde standart. En sık çıkanlardan. Hani Kinder sürprizde olur ya böyle en dandik oyuncak hep çıkar. Vazelin mi o? Naneli mi? Çok güzel video be. Bu videoyu izlerken neyse böyle alasım geldi. Yani bir çocuklaştım. Her açılışında bak bu bir sürü almış. Bakın farklı bir şey görecek miyiz? Magnum. Acaba plastik sert plastikten mi ürünler yoksa hani yumuşak bildiğin gerçek ürünün şeyinde mi? Formunda mı? Çünkü çok güzel duruyorlar ya. Ne oldukları konusunda hiçbir fikrim yok ama hala algılayamadım. Aha Axe deodorant. Sepet. Arkadaşlar size girişimcilik adına müthiş fikirler veriyorum. Bu YouTube kanalında şuraya bakın yani Türkiye'de olmayan ürünü getirtin abi. Bunlardan gördük. Hepsini gördük. Ne kadar fazla çeşidi var onu bilemedim şimdi. Bu ne be? Bir de model değişti. Başka bir marka mı bu? Başka oldu. Müthiş ama müthiş. Şu ana kadar izlediğim en tatlı, en keyifli içerik videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, aşağı yorumlarınızı yazmayı, kanıma abone değilseniz de abone olup çan simgesini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.